Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elementor'un ücretsiz sürümü için yeni bir ücretsiz eklenti kullanacağız ve kullanacağımız bu ücretsiz eklenti sayesinde Elementor'un ücretsiz sürümüne yepyeni özellikler kazandıracağız. Kazandıracağımız bu özellikleri hızlıca göz attıktan sonra sizlerle birlikte e-ticaret sitelerinde sıklıkla kullanılan slider özelliğini Elementor'un ücretsiz sürümünde pro sürüme geçmeden tanıtacağımız bu CNI extension sayesinde nasıl kullanabileceksiniz? Sizlere bunları adım adım göstereceğim. Hazırsanız bensonot.com pro listemiz geçelim ve eğitim videomuza başlayalım. Şimdi hazırsanız sizlerle birlikte bu eklentinin internet sitesini birazcık inceleyerek başlayalım. Aslında CNA uzantılar gibi bunu çevirebiliriz Elementor için. Ekstra uzantılar sunan bir eklenti arkadaşlar. Eklentinin kendi sitesindeyim şu an. CNA extension-CNA extra.com şeklinde bir internet sitesi var. Gördüğünüz gibi yine bu widget'ın da içerisinde ücretli olan ne yazık ki özellikler olmakla birlikte buradaki kullanabileceğimiz şeylerin pek çoğu ücretsiz sürümde de bizimle beraber geliyor arkadaşlar. Bunlardan basic widget'lardan, bazı widget'lardan, temel widget'lardan kullanabileceğiz. Hemen burada iç tarafta bir slider yazıyorum arkadaşlar. Bizim kullanacağımız eklenti de bu banner slider bölümü olacak. Sizlerle beraber bu eklentinin ücretsiz sürümünde şu an burada gördüğünüz gibi Elementor içerisinde çalışan tertemiz bir slider oluşturacağız arkadaşlar. Bu sliderla beraber de Elementor'la yaptığımız internet sitelerine biraz daha değer katmış olacağız. Bildiğiniz gibi slider özelliği Elementor'un pro sürümünde geliyor. Ama Elementor için o kadar fazla eklenti var ki pro sürüme geçmeden de o pro sürümde gelecek widgetların pek çoğunu kullanabiliyoruz. Dediğim gibi yine bu eklentinin de kendi pro sürümü var ve pro sürümü içerisinde bazı seçenekler sunuyor ve bu pro sürümünü de Code Canyon üzerinden satışa sunuyor. $23 gibi bir ücreti var. Ömür boyu güncelleme sağlayacağınızı vaat ediyor. Buradaki diğer bütün temalar, eklentiler gibi ömür boyu güncelleme, 6 aylıkta bir destek sunuyor arkadaşlar. Ücret makul ama çok da site için kullanılıp kullanılmadığını şu an tam olarak bilmiyorum. Eğer ki çok da site için kullanılabiliyorsa alınabilecek bir eklenti. Bugün bu videoda biz sizlerle birlikte bu eklentinin ücretsiz sürümünde takılacağız. Neler var, neler yok bakacağız. Şimdi eklentiler kısmına giriyorum. Yeni ekleye tıklıyorum ve buradan CNA extension şeklinde aramamı yapıyorum. Henüz yeni fark edilmiş bir eklenti. Ben de bunu ekip arkadaşımdan öğrendim. Ona da şimdi buradan bir teşekkür gönderiyorum. Hemen şimdi kur butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Eklentinin yüklenmesi için. Gördüğünüz gibi Elementor'un sayfa inşa edici aracı için 100'den fazla hazır bloğu sunduğunu eklenti burada bizlere söylüyor arkadaşlar. Eklentiyi etkinleştirdim, aktif hale getirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşıma bir ekran çıkıyor. Eklentiyle ilgili ayarlarım burada mevcut. Temel elementler var, gelişmiş elementler var ve bir de eklentinin ücretle sunduğu pro elementler var arkadaşlar. Buradaki pro elementler ücretli sürümde olduğu için ne yazık ki bunları burada kullanamıyoruz. Ama gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz 30'dan 40'tan fazla tertemiz ücretsiz eklenti de bunun içerisinde widget'ta mevcut. Şimdi bu widget'lar buradan açık olarak geldi arkadaşlar. Hemen beyansa.com ana sayfasına geçiyorum ve burada sitemi Elementor ile düzenleyin diyorum. Geçenlerde Elementor ile ilgili hazırladığımız videolardan birine bir arkadaşımız yorum yapmış. Ben Flatstone temasına Elementor sayfa inşa edici aracını kurdum. Bu sayfayı bununla düzenleyebilir miyim? Niye Flatstone'un sayfalarını Elementor ile düzenleyemiyorum diye bir soru sormuş. Onu da buradan cevaplamış olalım. Arkadaşlar Elementor bütün temalarında sorunsuz şekilde çalışır. Ama Flatstone gibi Elementor ile çalışmayan bir temaya Elementor kurduğunuz zaman orada sayfaları sıfırdan Elementor ile inşa etmeniz gerekir. Flatstone ile yapılmış, UX Builder ile yapılmış veya WP Baker gibi farklı sayfa inşa edici araçlarla yapılmış sayfaları Elementor doğrudan düzenleyemez. O temada Elementor ile baştan sayfa yapmanız gerekir. Şimdi bunu da anlattıktan sonra sizlerle birlikte en üst tarafa bir tane yeni section oluşturalım ve buraya düz geniş bir bölüm ekleyelim arkadaşlar. Hemen burada sol taraftan üstteki hamburger menünün yanındaki 9'lu kare menüye tıklıyorum ve widgetların ekranını açıyorum. Gördüğünüz gibi burada sol tarafta favori widgetlarım var, temel widgetlar var. Elementor'un pro sürümüyle gelen, şu an ben pro olmadığım için kullanamadığım widgetlar var. Genel widgetlar var ve en alt tarafta şu an bu temada, bu kurguda alt tarafta CNA Basic Widget şeklinde bu CNA'nın bize sunduğu, CNA Extension'ın bize sunduğu güzel elementler var. Bunların her biri gerçekten Elementor'un pro sürümünde olan ve ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz çok iyi widgetler arkadaşlar. Biraz daha aşağı geldiğiniz zaman da biraz daha aşağı kaydıralım hemen sizlerle birlikte. CNA'nın advanced, biraz daha gelişmiş widgetleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela burada bir kontak formu var, bir login formu var, bir model box'ı var. Bu da gerçekten kullanılabilecek özelliklerden bir tanesi. Tablarla ilgili bir bölüm var.
blog yazılarını karusel olarak çekebileceğiniz bir alan var. Yorum alanı var. Twitter feed'ini çekebileceğiniz bir alan var. Gerçekten gördüğünüz üzere pek çok farklı kurcalayabileceğiniz güzel widget'lar sunuyor. Bugün bu videoda biz sizle beraber Elementor ücretsiz sürümünde slider yapmaya çalışacağız. O yüzden Sina Banner Slider eklentisini kullanacağız arkadaşlar. Hemen bu widget'ı bunun içerisine atıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten hali hazırda bir şablondan geldiği için tek bir sıkta tertemiz bir şekilde slider'ım ana sayfama yüklendi. Ama şu an benim kullandığım bu sitede bir problem var. Gördüğünüz üzere kenarlarda bir boşluk var. Hemen buradaki section'ı üst taraftan seçiyorum arkadaşlar. Bu Elementor ile ilgili bir durum. Bu section'ı sağ tıklıyorum. Bölüm düzenle diyorum. İngilizcesine alışık olduğum için section diyorum bölümlere. Hemen burada geldiğim zaman içerik genişliği alanım sınırlandırılmış olarak gözüküyor. Bunu tam genişlik olarak değiştirdiğimde gördüğünüz gibi eklentinin biraz daha geniş olduğunu görüyorum. Aslında çok bir değişiklik olmadı çünkü bu benim kullandığım Shoptimizer temasının bir özelliği. Hemen burada bölümü genişlet seçeneği var. Stretch Section. Bu alanı tıkladığım anda gördüğünüz gibi tam genişlikte bu slider buraya yerleşmiş oldu arkadaşlar. Yine bu widget'ı biraz daha geniş kullandığım için üzerinde de ufak tefek düzenlemeler yapmam gerekebilecek. Şimdi buradaki slider'lara bakalım. Gördüğünüz gibi iki farklı slider'ım bunun içerisinde mevcut arkadaşlar. Her bir slider'ı ben buradan düzenleyebiliyorum. Yine iç tarafında da animasyonlar, yazılar mevcut arkadaşlar. Bunların yerleşimlerini, düzenlemelerini sağlayabiliyorum. Bunlarla ilgili değişiklikler yapabiliyorum. Yine kullandığınız temalara göre burada bazı değişkenlikler olabilir. Hemen burada bölümü düzenleye tekrardan gelelim. Bunu bir tam genişlik yapalım. Herhalde bu tema kaynaklı bir problem. Hemen bir üzerine gelelim. İlk slider'ımızı sizlerle beraber değiştirelim arkadaşlar. Slider'a tıklıyorum. Üst tarafta bir görsel alanı var. Bunun için bir arka plan seçelim. Burada da içeride ASV2'den aktardığım şeyler var. Biraz da mobilya resimleri var. Nelerden seçelim? Bakıyorum büyük de bir resim eklemek istiyorum. Evet, bu alana bu resmi seçebiliriz arkadaşlar. Biraz daha büyükmüş. Bunu alalım. Hemen ortam ekle butonuna tıklıyorum. Arka planı değiştirdim. Gördüğünüz gibi değiştirdiğim arka planla beraber eklenti tam olarak ortaya doğru şekilde yerleşti. Gerçekten güzel bir slider görünümünü elde etmiş oldum arkadaşlar. Bu görselimi istediğim boyutta hazırladığım zaman burada daha iyi bir görünüm sağlayabileceğim. Başlık bölümüm var. Başlık bölümümü istediğim gibi editleyebiliyorum. Şurada bir başlık ayırıcı bölümüm var. İstersek buraya başlık ayırıcı bölümünü de ekleyebiliyoruz. Hemen bir deneme yazalım daha rahat gözüksün. Gördüğünüz gibi bunların renkleri de buradaki sekmede düzenlenebilecek arkadaşlar. Bunların renklerini düzenleyebiliyoruz. Bunlarla ilgili seçenekler belirleyebiliyoruz. Hemen tekrardan geri geliyorum. Açıklama bölümü yazıyorum. Alt başlık. Ve genel. Diyorum. Hemen alt tarafta da ilk buton ve ikinci buton için gördüğünüz gibi seçenekler mevcut arkadaşlar. İlk buton metni buraya kare diyelim. Dolar dedik yanlışlıkla. Buraya da ikinci buton diyelim. Onu da linklemiş olalım. Gördüğünüz gibi bunlarla ilgili yerleşimler yapabiliyorum arkadaşlar. Genel yerleşimi düzenleyebiliyorum. Ve bu şekilde bu eklentinin bana sunduğu slider'ı gayet güzel bir biçimde düzenleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki butonlarda, başlıklarda, slider'larda birbirinin kopyalarıyla rahatlıkla çoğaltılabilir arkadaşlar. Bunlar üzerinde değişiklikler yapabilirim. Hemen burada bir primary buton bölümüm var. Burada ikonlar seçebiliyorum arkadaşlar. Hemen bakalım bir kontrol edelim bunlara. Seçelim ikonumuzu. Şuradaki buton için bir ikon seçmiş oldum arkadaşlar. Bunun için düzenlemeler yapabiliyorum. Sağda olsun, solda olsun bunların seçeneklerini belirleyebiliyorum. Hemen select ikon diyelim, bir ikon olmasın. İkinci buton için düzenleme yapabiliyorum ve alt tarafta da slider ile ilgili ayarlarım var arkadaşlar. Slider'ın otomatik gecikme süresini belirleyebiliyorum. Slider'ın içerisindeki noktalar gözüksün gözükmesin diyebiliyorum arkadaşlar. Sonsuz döngüde kaydırdıkça iki slider devam etsin diyebiliyorum. Sürüklemek için dokunmak veya atıyorum mouse üzerine geldiğimizde dursun durmasın, otomatik olarak oynasın oynamasın bunlarla ilgili seçenekler belirleyebiliyorum ve arkasındaki karartmayı buradan ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Diyelim ki ben sistemde kırmızı bir renk kullanıyorum, bu karartmayı kırmızıya doğru değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi pek çok farklı özellik sunuyor ve içerikle ilgili genişlikler, düzenlemeler bunlarla ilgili ayarlar da burada mevcut. Buradaki üst boşluğu 500 yaparsam görünmeyecek kadar alt tarafa gelecektir. Sizler de bunu göreceksiniz. Bununla ilgili
kendiniz istediğiniz alana getirebilmek için, istediğiniz düzenleme yapabilmek için bunlar arasında rahatlıkla değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafta da en alt bölümde navigasyon ve buradaki dotlar içinde seçenekler mevcut. Hemen bu siteye biraz daha benzer olacak şekilde bir turuncu renkte bunları değiştireyim. Burada da bir hamle yapmış olalım arkadaşlar. Ops, renk kodumu yapıştırıyorum. Hemen buraya da alalım. Gördüğünüz gibi bu alanları da turuncuya çevirdim. Biraz daha temamlı, uyumlu hale getirdim. Sizler de bu ücretsiz eklenti sayesinde burada göreceğiniz gibi, bu videoda anlattığım gibi Elementor'un ücretsiz sürümünde güzel bir slider yapabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Yine mobil için de bu slider'ı ayrıca düzenleyebilir, üzerinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu eklentinin bize sunmuş olduğu 30'dan fazla ücretsiz widget'ı da kendi projeleriniz için ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğitim videomuzun sonuna geldik. Bugün bu videoda sizlerle birlikte Elementor'un ücretsiz sürümünde slider'ları en kolay şekilde nasıl yapabileceğinizi paylaştık. Aslında slider benim çok çok aşırı kullandığım, sevdiğim bir özellik değil ama e-ticaret sitelerinde kullanılıyor. Eğer ki siz bunu kullanmayı arzu ederseniz veya müşterileriniz böyle bir istekte bulunursa, bugün anlattığım ücretsiz eklenti sayesinde Elementor'un içinden herhangi bir pro sürüme geçmeden, ek ücret ödemeden rahatlıkla gönlünüzce çok güzel slider tasarlayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz yorum yaparak, ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşarak ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.